Merhabalar Gençliğin Gözyaşları. Şimdi 7. bölümün 12. köşe taşınla devam ediyoruz dostlarım. Üçgende açıortaylar yapıyoruz. Hemen ilk sorumuzu ayarladım. Odaklanmayı da bir halledelim. Evet. Hadi bire bismillah diyelim ve başlayalım. Şimdi diyor ki ABC üçgen, AD ile AC açıortay, ikizkenarlar şuralarda eşitmiş birbirine. BE diyor. EC'nin bilmem nesi. Hemen BE'ye 3K, EC'ye de 2K'yı yapıştırdım şu şekilde. Devam edelim. Başka AB'yi 24 vermiş. Şurası 24. Başka da bir şey yok. AC nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen şunu gördüm arkadaşlar. İkiz kenar üçgende tam şunu indirirsem bu bir kenarortay. İkiz kenar üçgende kenarortay aynı zamanda yükseklikti. Burası 90. Demek ki bu bir doğrusal çizgi. İkisi de 90 çıktığı için. Peki bu yükseklik kenarortay olduğu gibi aynı zamanda da açıortay olacaktı. Buraya da açıortayı yapıştırdım. Ve bakın artık bu açıortayımızın ayakları 3'e 2. Üçlük ayağı ne düşmüş? 24 düşmüş. 8 katı. 2'ye de 16 düşecek. Burası 16 gelecek. Zaten bize de 16'yı soruyormuş. Geçtim 2 numaraya. Yine bakın benim kayı dediğim kural arkadaşlarım. Bunları konu anlatımlı videolarda görebilirsiniz. Az önce de yaptık zaten kayıyı. Neydi kayı? Yükseklik kenarortay olduysa aynı zamanda açıortay da olacak ve bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar bir üçgen olacak. Şimdi demiş ki AD'nin DB'ye oranı, yani şurası 3K ise DB'ye de 2K yazın demiş. O halde burası da 5K oldu. EC'yi soruyor. X diyelim. Şunu fark edeceksin. Şu açıortayı konuşuyorum bak sadece. Üçlük kola altılık ayak düşmüş. 2 katı. Beşlik kola 2 katı düşecek. 10. Geldik 3 numaraya. Evet. Bakalım ne diyor. AB ile AD 6 6'dır demiş. 2'yi vermiş. Bir de AF ile şurasıyla yani FD birbirine eşit. Bakın bu bir ikiz kenar dik üçgen ve bu kenarortaysa aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da açıortay olacak biliyorum. Yani şu doğrumuz bizim için açıortaydır artık. Ve kollarına bakın açıortayın 6'ya 8. O zaman burası 6K, burası 8K. Hatta sadeleştirelim bunu 3K'ya 4K diyelim. Ve ben bir de şunu biliyorum. 6, 8, 10 üçgeninden burası toplamda 10. Yani 7K eşittir 10. K eşittir 10 bölü 7. AE'yi soruyor. Yani 3 tane K'yı soruyor. Çarpalım 3 ile 30 bölü 7 çıkar. Bursa'dan gelir sorumuzun cevabı. Evet şuna geldik hemen. 4 numara. ABD eşkenar üçgen. O halde bu yükseklik hem açıortay olacak. Yani 30-30 hem de kenarortay olacak. Burayı da ikiye böldü. Eşkenarsa burası da 6, burası 3, burası 3 oldu. Ne diyor bize? Yukarıda verilenlere göre EC neresi orası? Şurası. BE'nin kaç katıdır diye soruyor. Şimdi şu açıortayı konuşalım biz dostlar. 6'ya 9 oranı var. Demek ki burası 6K, burası 9K. Kolların oranı ayakların oranıyla aynı. Hatta sadeleştirelim. 3'e bölelim. 2K diyelim buna. 3'e bölelim. 3K. Ne diyordu şimdi? EC. Yani 3K BE'nin yani 2K'nın kaçla çarpılmış haline eşittir diye soruyor. K'ları silelim. 2'yi de buraya atalım. 3 bölü 2 eşittir M çıktı. Yani 3 bölü 2 katıymış dedik. Çevirdik arka tarafı. Hemen 13 numaralı köşe taşımızla da devam ediyoruz. Kare 2'ye 3 AB nedir diye bir soru sormuş bize. AB neresi? Şu uzunluk nedir diye soruyor. Sen şunu bileceksin. Karedeki köşegeni çizdiğin vakit karenin köşegeni açıortay oluyordu. Bunu bileceksin dostum. Ve açıortayın ayakları 2'ye 3 ise şurası 2K, burası da 3K'dır diyebilirsin açıortayın özelliğinden. Hemen bir de Pisagor yapalım. Şimdi hipotenüsümüz 5. 5'in karesi 25 eşittir. Bir 2K'nın karesine yani 4K kare, bir de 3K'nın karesine 9K kare. Demek ki 13K kare eşittir 25. 25 bölü 13 eşittir K kare geldi. Her iki tarafında kare kökünü alırsam K eşittir 5 bölü kök 13. Tamam. Benden ne istiyor? AB 2K'yı istiyor. Yani 5 bölü kök 13'ü 2 ile çarp diyor. 10 bölü kök 13 yapar. Geçelim ikinci soruya.
Şimdi şurada da bakın karenin köşegeninin artık açıortay olduğunu biliyorum. Demek ki şu AK açıortay. 5'e 12 ise 5K'ya 12K'yı yapıştırdım hemen. Benden EK'yı yani 5K'yı istiyor. Peki burası toplamda 13'tü değil mi arkadaşlarım? 5, 12, 13 üçgeninden. O zaman 13 eşittir 17K, K eşittir 13 bölü 17. Nereyi istiyordu? 5K'yı. Çarp bunu 5 ile 65 bölü 17 yapar. Cevap Adana'dan gelir. Geldik 3. sorumuza. Bakın burada bir deltoid var. İkizkenar iki tane üçgeni tabanlarını birleştirdiğinde deltoid karşımıza çıkar. Ve deltoiddeki bu ikizkenar üçgenlerin tepesi her zaman açıortay olur. Bunu bileceğiz. Şimdi ne demiş? AE 3K ise EC 4K'dır. Burası 4K. Hocam burası da 3K. Bakın bu açıortayı konuşalım şimdi. Üçlük kola altılık ayak düşmüş. 2 katı. Yedilik kola 7K ya burası. 2 katı düşecek 14. Yani DC 14'tür. Cevap Edirne'den gelir. Bakın yine küçük bir deltoid de burada var. O halde şunun artık ben açıortay olduğunu biliyorum çok iyi bir şekilde. AB'yi 4 vermiş. AC'ye 6 vermiş. 4'e 6. Hemen buraya 4K'ya 6K'da yazabilirsin ya da 2K'ya 3K'da diyebilirsin. Ve toplam 5K'yı bize 5 vermiş. 5K eşittir 5 ise K eşittir 1. Neyi soruyor? A ile E noktaları arasındaki uzaklık. A ile E. Yani şuradaki açıortayın uzunluğunu soruyor bize dostum. Biz şimdi K'yı 1 bulduğumuz için burası 2'dir. Burası da 3'tür. Şimdi arkadaşlar ilk başta da dediğim gibi 5 tane kuralımız var bizim açıortayda. Fakat bunların ikisi sınavda çıkmayacak demiştim. İşte o sınavda çıkmayacak kurallardan biri çıktı karşıma. Nedir o? Açıortayın uzunluğunu bulma kuralı arkadaşlar. Bu sınavda çıkmayacak, tamam mı? Rahat olun siz. Ama biz karşımıza çıktığı için bir kezcik söyleyeyim. Şimdi açıortayın karesi şuna eşit. X kare. Kolların çarpımı 24 eksi ayakların çarpımı 6. Yani ne geldi x kare? 18 geldi. 18 de kök dışına 3 kök 2 diye çıkar. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 13 numarayı gömdük. Alalım 14 numarayı önümüze. Güzel. Her şey yolunda. Evet, burada da eşit açılarımız var. Hemen aynı harfi yazalım. A diyelim. B diyelim. Bakın şuradaki B ile şu A'nın toplamı iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten şurası A artı B. Şu açı A artı B geldi. Şunun da A artı B olduğuna dikkat edin. Demek ki burasıyla burası ikizkenar. Yani şu DC'nin de X olduğunu görün arkadaşlar. Ve bana DC'yi 4 vermişse o halde X 4'tür diyebilirsiniz. Geldik ikinci soruya. Bakın çok benzeri yine eşit açılarımıza AA diyelim. Şu noktalara AA diyelim. Çizgilere de BB. Ve bakın bu A ile bu B'nin toplamı şuraya eşittir diyorum. Burası da A artı B. Yani şu açıyla bu açımız eşit. O zaman X ise burası da X oldu diyebiliriz. Ne demiş? BD'nin iki katıdır BC demiş. Yani BD'ye K dersem BC 2K olacakmış. Bunu da yazalım arkadaşlarım. Ve şuradaki kuralı da görün bakın. Şu açıortaydı ya BB diye böldü burayı. Ayağı K, kolu 2K. 1'e 2 oranı var burada dostlar. O zaman şurada da 8 ise buradaki kol 4 olacak. Ve bakın burası toplamda ne çıktı? 11 çıktı. O zaman X de 11 olacak. Cevap Bursa. Evet, 3. sorudayız. Şimdi bir kere şurada 12, 16, 20 üçgeni var. Yani şu uzunluğun tamamı 16. Bunu bir yazalım. Sonra şurada da ne yapalım? Bir Öklit bağıntısı yapalım. Diklikten diklik inmiş. 16'nın karesi 256 eşittir. Bir şey çarpı 12. K diyelim buraya. K çarpı 12 olsun. Hemen 2'ye bölelim 6. 2'ye bölelim 128. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim, 64'e 3 olsun. 64 bölü 3 çıktı. Çok da güzel bir sayı çıkmadı. Neyse. Doğru mu yaptık acaba? 216'nın karesi 256. 2'ye bölersem 128, 2'ye bölersem 6. Doğru yapmışız arkadaşlarım. Demek ki bununla çok işimiz yok. Gıcık bir sayı çıktığı için böyle söyledim ben de. Peki başka?
Başka da bir şey yok. AN x nedir diye bir soru sormuş bize. Şuradaki uzunluk x'in ne olduğunu soruyor. Peki bakalım. Şimdi şu açıortayı hiç konuşmadık. Bunu bir konuşalım. Bu açıortay 12'ye 16. Yani 2'ye 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 5. 3K'ya 5K şurası. Ve toplam 8K'yı biz ne diyebiliyoruz arkadaşlarım? 8K eşittir 16, K eşittir 2. Demek ki şurası 10, şurası da 6. Şimdi burada bir taktik öğreteyim ben size arkadaşlar. Taktik şu. Bir soruda bir tane açıortay ile iki tane dik açı görüyorsan, bak unutma, hayat kurtaran taktiktir bu. Neymiş? Bir açıortay ile iki tane diklik görüyorsan orada A, B 90'ları yazıp ikizkenar üçgen bulacaksın dostum. Bak şöyle ki. Şimdi şu eşit açılara AA diyeyim hemen. A var, 90 var, şurası B, şu açı. E bunun tersi de B, şurası B. Şimdi şuraya gelin. A var, şurada 90 var, şu açı ne olur o zaman? Bu da B olur. Ve bakın BB, ikisi de BB olduğu için bu bir ikizkenar üçgendir. Yani X de 10'dur dedim. Çok da güzel oldu. Hadi gelelim buna. Şimdi burada da ne var? İki tane 90 derece, bir tane açıortay var. Hemen şunlara A. Şuraya B dedim. Burası da B. A 90, burası da B. Yani şuranın 6 olduğunu buldum hemen arkadaşım ben. İkizkenardan. CE'yi soruyor. Şuradaki X'i soruyor bize. Şimdi neler yapalım? Şu açıortayı konuşmadık. Konuşalım bu açıortayı dostum. Bak açıortaysa bu. 6'ya 12. Şurası K ise şurası 2K oldu. Kol ayak oranında. Hemen şuradan da Pisagor yapalım. K geliyor zaten. 12'nin karesi 144 eşittir. 2K'nın karesi, yani 4K kare artı 6 artı K'nın karesi. Onu da yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 12K. Şimdi toparlayalım. 36'yı buraya atarsak 144'ten 36 çıkarsa 108 eşittir. 4K kare, 1K kare daha 5K kare yaptı. Bir de artı 12K var. Şimdi buradan da K'yı bulacağız arkadaşlarım. K mesela 3 olsa ne oluyor? Oluyor mu bakayım? 3 olsa 9 oluyor. 9 kere 5, 45 yapıyor. 3 olsa 36 yapıyor. Toplamları 108 değil. K 3 değil. 4 olsa oluyor mu? 4'ün karesi 16. 16 ile 5'in çarpımı 80. 4 kere 12, 48. Toplarsam 128 yapıyor. 4 de değil. O zaman virgüllü bir sayı çıkacak arkadaşlarım. Mecbur, yani 4 değilse 8 de değil. Yani çünkü bana 2K'yı soruyor. 3 değil demiştim. 6 da değil. O zaman şu virgüllü sayılardan bir tanesi. Onu da ben üşendim şimdi dostlar. Yani çarpanlarını ayırma kısmını size bırakayım, olur mu? Orada çarpanlarına ayıracağız ki üniversite sınavında da böyle virgüllü çıkacak çarpanlara ayırmayı da sormazlar. Cevap Ceyhan'dan gelmiş. Ben es geçtim burayı. Ve çevirdim. 15 numaralı köşe taşımıza geldim. Burada da dış açıortay teoremini kullanacağız. Yani üçüncü formülümüzü kullanacağız arkadaşlar. Şimdi dış açıortay teoremi de şu. Dış açıortayımız, bakın kafamızı burada. Şu dış açıortayımın vücudu. Kollar da şunlar. Sanki az önce hani iç açıortayda kolların biri sağda biri soldaydı ya. Dış açıortayımızda da kollar dış açıortayı ya sol tarafında ya sağ tarafında ya üstünde ya altında. Yani kısaca şu. Kolların ikisi de aynı tarafında olacak dış açıortayın. Bak burada kolların ikisi de sol tarafında. Şimdi şu oranı da bir yazalım. BC'ye 3K diyelim. CD'ye 2K diyelim. Şimdi dış açıortayın teoremini söylüyorum. Yakın kol ile başlıyorum. Yakın kol bölü uzak kol. Yani şurada yazayım. AC bölü AB. Kolların oranı bu. Şimdi ayakları yazarken dikkat, bakın. Şimdi açıortayın bittiği yerden başlıyorum. Birinci kolun bittiği yere olan uzaklık benim birinci ayağım. 2K. Ve yine buradan ikinci kolun bittiği yere olan uzaklıkta benim ikinci ayağım, yani 5K. Yani biz AC ile AB'nin oranını, AC ile AB'nin oranını 2'ye 5 bulduk dostlar. Demek ki AB 5A ise AC 2A olacakmış. Ve bize de diyor ki 2A ile 6'nın toplamı 5A. Yani 6 dediğimiz şey 3A'ya eşit.
A'yı buradan 2 bulduk. AC'yi istiyor. AC neydi? 2A idi. 2 kere 2, 4 geldi sorumun cevabı. Bakın burada da dış açı ortayım sol tarafta arkadaşlar. Görün bunu. Şu benim dış açı ortayım. Kollarımız o zaman ikisi de sağ tarafta olacak. Şunlar kol. Şimdi ayakları yazalım. Birinci kol olan uzaklık birinci ayak 2. İkinci kol olan uzaklık ikinci ayaktır 5. Demek ki kollar da 2'ye 5 oranına sahip olacak arkadaşım. Buna göre ABC üçgenin verilenlere göre ABC üçgenin ABC şu üçgenin yani çevresinin en büyük tam sayı değeri kaç olabilir diye sormuş. Şimdi neydi kural? 3'ü ortaya yazarsam ben 5K ile 2K'nın toplamı 7K'dan küçük olacak. Farkları K'dan da büyük olacak. Şimdi bu durumda K'yı ben en fazla kaç seçebilirim? 2 seçebilirim değil mi dostum? K 2 seçilse K 2 olsaydı burası 10 olurdu. Burası 4 olurdu. 14. 3 daha yok. En azını mı soruyordu? En büyük değerini soruyor. Pardon. En büyük değeri ne olur? K 2 olsa olur. Şu oranı yanlış mı yazdık biz? Dış açı ortay 2 bölü 5. 2 bölü 5. Burada bir sıkıntı yok. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgenin çevresinin en büyük tam sayı değeri kaç olabilir diye sormuş. En büyüğünü sorarsa sıkıntı. 7K 3'ten büyük olacak. 7K'yı 4 seçerim ben bu durumda. 7K'yı 4 seçsem K ne çıkar? 7K'yı 3'ten büyük olacağı için 4 seçeyim. Bu durumda 7 ol. 7K'yı 4 seçsek ya da 5 seçsek 7K'yı 4 seçince ne oluyor? Onu bulamadım ya. 7K eşittir 4 ise K eşittir 4 bölü 7. K 4 bölü 7 demek 3'ten küçük demek. Doğru. Bu soruda bir sıkıntı var arkadaşlarım. Yani bize en büyük tam sayı değerini soruyor. Biz K'yı buradan en fazla 2,5 falan seçeriz. Yani 2,9 seçeriz hatta. Çevresi de 7K artı 3 ya. 7K ile toplasak, 7K artı 3'ü bulsak. Şimdi şuradan yapayım. 7K 3'ten büyük. 7K büyüktür 3'ten. Ben bir de bunu 3 ile toplarsam, çevresi 7K artı 3 çünkü. Şöyle 3 ekleyeyim. 6'dan büyük olacak 7K'nın 7K artı 3. Yani çevremiz 6'dan büyük olacak. Bunu bulabiliriz sadece. En fazla da ne olur sorusunun cevabı. K en fazla 2 seçerim buradan ya da 2,5 seçeyim hatta. 7K ne olur bu durumda? 14, 17,5, 3 ile toplarsam 20'li bir sayı çıkar. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar bu soruda. O yüzden böyle bir soru işareti çaktım. Siz de bunu çok üstlenemeyin. Es geçin gitsin. Hatalı olabilir. Bazen böyle hatalı sorular karşımıza çıkabilir. Önemli değil arkadaşlar. O kitabın kötü olduğu anlamına gelmez. Kitap kesinlikle çok güzel bir kitaptır. Çok iyi öğreten bir kitaptır. Şimdi AB'ye burada 3K deyin diyor. Hemen yazdım. AC'ye de 2K deyin diyor. Onu da yazdım. BN'yi 12 vermiş. Şimdi önce bir dış açı ortayın teoremini yapalım. 2'ye 3. Demek ki bu kol 2, tamamı da 3 olacak. Yani şurası 2M, burası da M olmalı ki 3 olsun. Ve bize 3M'yi ne vermiş toplam? 12. O zaman M eşittir 4. BC'yi soruyor. Yani M'yi soruyor. 4'ü de bulduk arkadaşlar. Evet, şu sorudayız. Yine bakın dış açı ortayımızı görüyorum. Dış açı ortayın yakın kolu AC, uzak kolu AB. Demek ki birinci ayak 4, ikinci ayak da 10, 4 bölü 10. Yani sadeleştirirsem 2 bölü 5. O zaman şu kol 2K, şu kol 5K oldu. ABC üçgenin kenar uzunlukları tam sayıdır. Şimdi ABC'nin kenar uzunlukları tam sayıysa, bakın işte böyle deseydi ikinci soruda da güzel olurdu. Şimdi 6'yı ortaya yazarsam 7K'dan küçük olmalı. 3K'dan da büyük olmalı. Ben burada tabii ki ikinci soruda 3K değil K yazdım arkadaşlar. Şurası 3K olacak. Şimdi fark ettim. İkinci sorudaki hatamızı şimdi fark ettim. Şimdi oldu işte. Tamam. Şimdi K burada o zaman en fazla 1 olabilir değil mi? K'yı pardon 1 bile olmaz. Birden küçük olmalı K. K kesinlikle birden küçük bir sayı olacak. Şöyle yazayım. K küçüktür birden. Benden ne istiyor? 7K artı 3'ü istiyor. 7 ile çarp 7K küçüktür 7'den. 3 ekle 7K artı 3 küçüktür 10'dan. Şimdi oldu bak 10'dan küçük olacak en fazla 9 olur. Evet bu soru doğru bir soruymuş arkadaşlarım. Sakın ha. Aman ha.
Şey yapmayın. Soru doğruymuş. Tamamdır. Şimdi geldik buraya. Çünkü az önce bak aynı rakamları vermiş olması iyi oldu. Çünkü burada da 3K'yı yazdım ama orada K yazmışım sadece. Neyse düzelttik hatamızı. Şimdi K en fazla kaç olabilir? K 2 olsaydı arkadaşlarım 3K 6 yapardı. Ve 6 küçüktür 6 olurdu. Olmaz. Demek ki K 1 olacak. K 1 olmalı ki bakın zaten kenarları tam sayı dediği için K'nın tam sayı olmak zorunluluğu var. K1 olacak o halde arkadaşlarım. K1 ise burası 5, burası 2. Topladım 7, 6 daha 13 mü yaptı çevresi? Evet. Güzel oldu. Pekala, bunu da gömdük. Kaç dakikamız geçti? 20 dakika geçti. Şimdi ne kaldı? 16, 17, 18, 19 ve 20. köşe taşları kaldı. Yani bir 5 köşe taşımız daha var. Bu 5 köşe taşını da bir sonraki videoda gömelim o halde arkadaşlarım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu videonun sonuna geldik.